Avrupa'da felsefenin geleceğini kökünden değiştiren mütevazı, zeki ve korkusuz bir cam parlatma işçisi vardı. Adı Baruch Spinoza. Birçok düşünürden farklı olarak herhangi bir kiliseye, üniversiteye ya da kraliyet birimine bağlanmamış, bu yapıların içerisinde kısıtlı kalmamıştı. Gerçeği aramak ve sadık kalmak konusunda özgürlüğü seçmişti. O, Kafka'nın Samsa'sı gibi, Albert Camus'un Mersaltı gibi yalnız ve yabancıydı ama bu yabancılık ve yalnızlık onu batıl inançlardan, dini ve felsefi alanlardaki tabulardan ve önyargılı olmaktan alıkoydu. Fakat muazzam zihninin içindeki soruları sesli olarak dile getirmeye başladığında peşine düşmanı da takacaktı. Bütün bu fikirlerden rahatsız olanlar bu adama bedel ödetme peşine düşecek ve onu birçok suçlamayla karşı karşıya bırakacaktı. 1632 yılında Engizisyon zulmünden kaçan Yahudi bir ailenin oğluydu Spinoza. Önce Fransa'ya, ardından Hollanda'ya kaçmak zorunda kalmışlardı. Spinoza son derece zeki bir çocuktu. Öğrenim gördüğü Yahudi okullarında parmakla gösterilirdi. Hatta eğitim sağlayıcılar ona çok farklı gözle bakar, ileride topluluklarının ve inançlarının ışığını taşıyacak lider olarak görürlerdi. Ailesi onun haham olması için çok çaba gösterdi. Spinoza da ailesinin isteklerini yerine getirmiş, genç yaştayken hem sinagogda hem de Yahudi okullarında İbranice öğrenmişti. Öyle ki bu dönemde Kutsal Kitap ve Talmud'un yorumlarını okumaya başlayan Spinoza, büyük Yahudi skolastikleri ve yorumcularının eserlerini de incelemeye başladı. Sırasıyla Maimonides, Levi ben Gerson, İbni Erza ve Hestai Greskas'ın eserleriyle tanıştı. Bunlarla yetinmedi. İbni Gebriyal'ın tasavvuf felsefesi ve Kordobalı Moiz'in Kabala hakkındaki anlaşılması güç eserlerini bile okumuştu. Spinoza öğrendikçe daha fazlasını arzulayan bir genç oldu. Sadece dinin ve okulun öğrettikleriyle yetinmedi. Latince'nin yanı sıra fizik, kimya, mekanik, gökbilimi, fizyoloji ve felsefeyle ilgilendi. Doğa bilimleri üzerinde araştırmalar yapan filozof, René Descartes ile tanıştığında felsefenin derinine inmeye başlamıştı. Spinoza sorgulamaktan çekinmeyen bir din adamı olmuştu fakat bu kısa sürmüştü çünkü açık görüşlülüğü ve gizlemediği fikirleri onu yalnızlaştırmıştı. Tehlikeli görülen fikirler ve sorgulamaların sonrasında çevresindeki din adamlarına göre inançlarının ışığını taşıyacak olan genç gitmiş, yerine tanrı tanımaz bir adam gelmişti. Önce materyalistlikle suçlandı, ardından da teoride küçük gördüğü söylendi. Bir savunma mekanizması geliştiren filozof, düşüncelerini Tanrı, insan ve insanın refahı üzerine bir inceleme adlı kitabında ayrıntısıyla ele aldı. Fakat bu ona faydadan çok zarar vermişti. Önce sinagogdan kovuldu. 1656 yılındaysa meleklerin emri ve azizlerin çağrısıyla Baruch de Spinoza'yı cemaatimizden uzaklaştırıyoruz. Ona beddualar ediyor, onu lanetliyoruz diyerek büyük bir törenle aforoz etmişlerdi. Spinoza büyük bir dehaydı. İlahiyat okuduğu dönemde kutsal kitapları ve felsefi eserleri özgün diliyle okuyabiliyordu. Derin okumalar sonucunda kutsal kitapların içerisinde yer alan ayetlerde çelişkiler gözlemliyordu ve bu çelişkileri paylaşmaktan, sorgulamaktan ve tartışmaktan çekinmiyordu. Ona göre çelişkili ayetlerde yer alan cümleler Tanrı'nın olamazdı. Bunu dile getirmenin en doğru yoluysa felsefeden geçiyordu fakat bu yoldan yürümek o kadar kolay olmayacaktı. Yahudi cemaatini en fazla rahatsız eden ve kışkırtan fikir Tanrı ile ilgiliydi. Spinoza'ya göre Tanrı kişileştirilmiş ya da antropomorfik değildi. Spinoza, Tanrı'nın evrenin doğal ve fiziksel yasalarının toplamı olduğuna ve kesinlikle bireysel bir varlık veya yaratıcı olmadığına inanıyordu. Bu da onu panteist yapıyordu. Panteistler Tanrı ve doğayı birbirinden ayırmazlar. Onlara göre Tanrı ve doğa tek bir gerçekliğin iki farklı yönüydüler. Bu durum Tanrı ile dünya arasındaki ilişkilerin geleneksel görüşüne yani semavi dinlerin kutsal metinlerinde yazan Tanrı anlayışına bir meydan okuma olarak algılandı. Semavi dinlerde doğal dünya ve insanlık Tanrı emrindeyken Spinoza'nın inancında var olan her şey Tanrı'nın bir parçasıydı. Tanrı'nın dünyadan ayrı bir varlık olmadığını savunan Spinoza, başyapıtı olarak kabul edilen Etika'da bu sistemi ayrıntılı olarak ele almıştı. Ne var ki Spinoza yaşadığı sürece bu kitabın basılmasına müsaade edilmemiş ancak öldükten sonra yayınlanmıştı. Spinoza'ya göre Tanrı tözdür. Fakat tözün ne demek olduğunu bilmeyenler için önce kısaca tözün ne demek olduğunu anlatmak istiyorum. Wikipedia'ya göre töz ya da cevher, değişen yüklemlere desteklik eden değişmez gerçeklik, kendi kendisiyle kendi kendisinde var olan anlamındaki felsefi kavramdır. Öznede değil, kendinde var olan, bağımsızca kendi içinde var olan demektir. Türk Felsefe Akademisyeni Ahmet Cevizci'ye göre ise töz, tüm fenomenlerin gerisinde bulunan temel dayanaktır. Ufuk Özen Baykent'in Spinoza ve Leibniz metafiziklerinde töz kavramı adlı yazısındaki tanımlamaya göre ise şeylerin altında yatan veya şeylere zemin olan demektir. Buna göre töz
Platon'a göre formlar, Hume'a göre izlenimler iken Spinoza'ya göre tanrıdır. Ona göre tanrı evrenin tüm maddelerinin toplamıdır. Tanrı evrendeki tek cevherdir ve her şey onun bir parçasıdır. Var olan her şey tanrıdadır ve tanrı olmadan hiçbir şey düşünülemez ve tasarlanamaz. Buraya kadar dinleyenlerin anladığı şey elbette Spinoza'nın Tanrı'nın varlığını inkar etmediğidir. Yani ateist düşüncede olmadığıdır. Fakat Spinoza diğer insanların kafasındaki Tanrı imgesinden farklı bir Tanrı görür. Tanrı'nın varlığı hakkında ona ilk fikri aşılayan yer sinagogtu. Fakat onun asıl aradığı Tanrı Descartes'in felsefesinde yer alıyordu. Descartes Tanrı'yı iyiliğin ardında aramıştır. Bütün iyi şeylerin kendi iyiliklerini elde ettikleri fakat çok daha büyüğünün, çok daha muazzam olanının ancak tek olması gerektiğini, bunun da ancak Tanrı'da olabileceğini düşünüyordu. Başka bir deyişle bir şeyin var olması için önce zorunlu bir varlık olması gerekir. Çünkü Descartes, Tanrı tarafından zihne yerleştirilmediği sürece böyle bir düşüncenin mümkün olmayacağını düşünürdü. Spinoza ise şöyle der, eğer insan Tanrı fikrine sahipse o zaman Tanrı bu düşünceden önce var olmalıdır. Çünkü insan kendi hayal gücünden fikir yaratamaz. Var olan her şey bir nedenden dolayı vardır. Spinoza'nın tanrısının nasıl bir yapıda olduğunu anladık. Peki bu tanrının işlevi nedir? İnsanlar binlerce yıldır tanrının sonsuz kudretine teslim olmuş ve ona dualar ederek daha mutlu, daha zengin ve daha konforlu bir hayat için yakarmıştır. Fakat Spinoza'nın tanrısı duaları yerine getirecek kabiliyette değildir. İnsanların hayatına şu veya bu şekilde müdahale etmez. Mucizeler yaratarak insanlara kudretini göstermez. Acımaz, merhamet etmez veya sevgi benzeri duygular beslemez. Bunlar insanlara özel vasıflardır. İyi insanları sırf ahlaklı bir yaşam sürdürdüğü için ödüllendirmez. Kötü insanları yargılamaz ve onlara herhangi bir ceza uygulamaz. Spinoza'ya göre bütün bu inanışların arkasında binlerce yıllık batıl inançlar gelmektedir. Bu yüzden de insanlar kendisinden daha kudretli bir varlığa inanarak ödüllendirileceğini ve kötülerin de ceza alacağına inanmışlardır. Bu düşünce çevresinde kendi kendini rahatlatan insanlar Tanrı'yı akıl yoluyla değil inanç ve duygularla aramışlardır. Ama Spinoza Tanrı'ya ulaşmanın neden sorusuyla mümkün olabileceğini söyler. Bu da bizi Etika kitabındaki ayrıntılı olarak ele aldığı determinizme götürmektedir. Determinizm anlayışı doğanın nedensel yasalara tabi olduğu ve evrende hiçbir şeyin nedensiz olmadığı düşüncesine dayanmaktadır. Temeli antik Yunan'a kadar giden determinizm, dönemin filozofları tarafından evreni matematik, geometri, astronomi ve fizik üzerine yapılan çalışmalar doğrultusunda açıklamaya çalışmıştır. Spinoza da matematikten ve geometriden yola çıkarak evreni bu düzende zorunlu tutmuş, Tanrı'yı töz kabul ederek sıfatlar ve tavırlar üzerinden evreni zorunluluk ve nedensellik zinciri içerisinde determinist bir anlayışla açıklamaya çalışmıştır. Spinoza felsefesini sadece Tanrı arayışında yazmamıştır. Din felsefesinin yanı sıra siyaset felsefesi, metafizik, zihin felsefesi ve epistemolojiyle de ilgilenmiştir. İfade özgürlüğünü açıkça ifade eden filozofların başındadır fakat özgür irade konusunda da nedensellik ilkesine bağlıdır. İnsanların özgür iradesinin olduğuna inanmasını gülünç bulur. Her şey bir nedene bağlıdır, o da başka bir nedene. Bu sonsuza kadar böyle gider tıpkı Tanrı'yı nedensellik ilkesine bağladığı gibi. Ona göre Tanrı'yı anlamanın yolu önce yaşamın ve evrenin anlaşılmasıyla mümkündür. Eğer evreni ve yaşam sisteminin nasıl işlediğini anlayabilirsek Tanrı'yı da anlamak mümkün olacaktır. Bu yüzden geleneksel dinlerde Tanrı'nın anlaşılmaz olduğunu söyler ve insanların akıl yolundan çıkmadığı sürece bütün sorunların üstesinden geleceğine inanır. Bu da onun birçok filozof gibi Stoa felsefesinden etkilendiğini göstermektedir. Stoa felsefesinde bilge insan ortaya çıkan olaylara itiraz eden olmamalıdır. Bütün bu olayları anlamaya kendisini adamış insan olmalıdır. Spinoza yaşadığı kısa hayatı boyunca akıl yolundan sapmamış, geliştirdiği fikirleri paylaşmaktan geri durmamıştı. Bugün birçok insanın hayatına dokunan George Eliot, Goethe, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, Russell ve Einstein gibi dahileri etkilemeyi başarmıştı. Ne var ki yaşadığı dönemde ortaya koyduğu fikirler hem çevresinde hem de inanç dünyasına tepki toplamıştı. Bu yüzden defalarca ölüm tehdidi almıştı. Fakat buna rağmen boyun eğmedi. Aforoz edildikten sonra felsefesini dile getirmemesi için para bile teklif etmişlerdi ama o dünya hayatında onur ve haysiyetin bu kadar ucuz olmayacağını biliyordu. Bu sebeple herhangi bir kuruma ve kuruluşa bağlanmadan mutlu olacağı bir hayat sürmeye çalıştı. Yapmaktan hoşlandığı iş cam işçiliğiydi.
Bu yüzden bir filozoftan çok zanaatkar olarak gözüküyordu. Fakat seçtiği zanaat onun ciğerlerini etkilemişti ve 44 yaşındayken ardında muazzam fikirler ve eserler bırakarak hayata gözlerini yumdu.